Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizinle yeni bir son dakika gelişmesini değerlendirmek için karşınızdayız. Dün itibariyle Trump yönetimi Amerika'da milyonlarca göçmeni etkileyecek dün imzalanan düzenlemeyle Amerika'daki göçmenlerin oturum hakkı ve vatandaşlık hakkı etkilenmiş olacaktır. Tabii düzenleme dün itibariyle imzalandı ama uygulamaya Ekim 15 itibariyle geçecek ve bu uygulamayla işte Amerika'daki göçmenlerin ya da Amerika'ya gelecek olan göçmenlerin yeşil kart elde etme, oturum elde etme sürecinde ya da vatandaşlığa gitme süreçlerinde en az bir yıllık bir devletten barınak ya da sosyal yardım alma durumları var ise bunların göçmenlik haklarından faydalanmalarının mümkün olmayacaklarını belirten bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Tabii bu düzenleme ile dikkat edilecek nokta public charge denilen yani Amerika'ya gelecek olan ya da Amerika'da bulunacak olan yabancıların, göçmenlerin devlet desteğinden ya da devlete yük olma durumlarının olmaması gerekiyor ve dolayısıyla bu noktadaki tanımlama çok uzun yıllardır var zaten. Bu açıdan da genelde göçmenler sponsorlar aracılığıyla ya da kendi gelir durumlarının yeterli olduğunu göstererek bu noktada bir devlete yük oluşturmayacaklarını göstermeleri gerekiyordu. Fakat bu yeni düzenleme ile bu yapılan tanımlama çok genişletilmiş durumda. Dolayısıyla sadece finansal durumla da bırakılmamış durumda. Onu da açıklayacağım. Ve finansal durumla ilgili olan yapılan değişiklikte de Amerika'daki göçmenlik dairesinin savunması biz buraya gelecek göçmenlerin kendi kendilerine yetebilmelerini, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini görmek istiyoruz ve bütün bu düzenlemenin amacı budur diye açıklama şu an yapıyorlar. Fakat buradaki dikkat edilecek nokta şu, bu gelen düzenleme ile göçmenlerin yeşil kart adımına giderken ve vatandaşlık adımına giderken herhangi bir şekilde Amerika'daki sosyal hizmetlerden ya da haklardan bir yıl süresince yararlanmış olmaları onların büyük bir ihtimalle yeşil kart almalarına ya da vatandaş olmalarına engel oluşturacak duruma döneceğini görüyoruz. Tabi bu düzenleme ile çok ilginç bir gelişme de şu var. Tabi bu arada düzenleme öyle bir iki sayfalık bir düzenleme değil. Aslında sadece public charge denilen hani devlete yük olabilme durumunu tanımlamasıyla da ilgili olsa 800 sayfanın üzerinde bir düzenlemeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu düzenlemeye bakınca dikkatimizi çeken nokta aslında Trump yönetiminin uygulamaya sokmak istediği işte göçmenlerin belli bir puanlama sistemiyle göçmenlik haklarını ya da vatandaşlık haklarını elde edebilme durumunu ya da bu sisteme geçiş yapabilme arzusunu bu düzenlemede görüyoruz. Dolayısıyla bu düzenlemede kişilerin yani göçmenlerin yeşil karta ya da oturma hakkını alırken ya da vatandaşlığa geçerken kriterlere bakıldığında ha bu kişi şu an ya da gelecekte Amerikan hükümetine ya da devletine yük oluşturur mu sorusunu cevaplanırken bakacakları ilk kriter finansal durumu olacak. İkinci kriter kişinin İngilizce bilip bilmediği. Üçüncü kriter kişinin eğitim durumu, üniversite mezunu olup olmadığı gibi durumlara bakarak kişilerin aslında şu an bile mesela Amerikan hükümetine bir yük oluşturmasa bile ileride oluşturacağını görebiliyorsalar ya da varsayılıyorsa o zaman bu kişilerin oturum hakkını elde etmelerine ya da vatandaşlığa sahip olmalarını engel durumu ortaya çıkarıyor olacaklar. Dolayısıyla bu düzenlemeye baktığımızda bir de şu açıdan bakmamız gerekiyor. Kişiler, göçmenler ya da yabancılar Amerika'da oturum hakkı alma durumuyla karşı karşıya da yeşil kart alma durumuna giderken onların bu yeşil kart almalarına engel olan belli durumlar olabiliyor. Mesela kişinin suç geçmişi olabiliyor, kişinin herhangi bir yanlış bilgi ya da beyan vermiş olabiliyor ya da göçmenlik yasalarını ihlal etmiş durumu olabiliyor. Ve tabi bunun arasında da devlete yük olmayacağını da göstermesi gerekiyor. Ve Trump yönetiminin bu düzenlemeyle aslında devlete yük olma engeli durumunu çok genişletip ve kişilerin bu sebepten dolayı yeşil kart ya da oturum alamama durumuyla karşı karşıya bırakacaklarını bu düzenlemeyle görüyoruz. Tabii şimdi düzenleme çok uzun. Tabii biz sizinle şu an takipçilerimizden bu konuda gelen endişeden dolayı hemen bir genel bir bilgi vermek için bugünkü yayınımızı son dakika haberimizi yapıyoruz. Tabii detaylı bir şekilde önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde açıklamalarda bulunacağız. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Şu an tabii bu yönetmelik imzalanmış durumda. Tabii uygulamaya geçmesi Ekim 15'i bulacak. Tabii bu arada da
Amerika'daki belli grupların ya da derneklerin bu uygulamanın yürürlüğe geçmesi için dava açmaya hazırlandığını da biliyoruz. Dolayısıyla uygulamaya geçmesi büyük ihtimal Ekim 15 durumuyla mümkün olmayacak. Fakat daha sonra da bunun uygulanabilip uygulanamayacağını da mahkemenin kararına göre ilerliyor olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bir noktayı daha gündeme getirebilirim. Şu anki yeşil kart sahiplerini ya da vatandaşlarını etkileyen bir durum değil bu düzenleme. Onun dışında da şunu söyleyebiliriz. Tabii biz her zaman takipçilerimize herhangi mümkün olmadığı sürece bir sosyal hizmet ya da haktan faydalanmamalarını ta ki vatandaş olana kadar devamlı yıllardır söylüyoruz. Ama şu an bu haklardan faydalananların bu hakları hemen bırakmamasını söyleyen tabii belli bu noktadaki kurumlar ve dernekleri görüyoruz şu an. Onlara hani belli bir korku içinde bulunup bu haklarınızdan vazgeçmeyin, bu uygulamaya daha geçmedi tarzı mesajları da derneklerin verdiğini görüyoruz. Tabii bu göçmenlere yardımcı olan. Bu arada bu yeni düzenlemenin bu seneki yapılacak DV çekilişlerini yani yeşil kart çekilişlerinde hak kazananları etkileyip etkilemeyeceğini soruları da bize takipçilerimiz tarafından geliyor. Şimdi eğer bu Ekim 15 itibariyle uygulamaya geçerse, eğer uygulamaya geçmesi mahkeme kararıyla durdurulmazsa evet bu hem yeşil kart çekilişinden bu hakkı kazananların yeşil kart sürecini ve diğer yeşil kart göçmenlerini de etkileyecek. Dolayısıyla evet çekilişten yeşil kartı kazananların yeşil karta gitme sürecini etkileyecek bir düzenlemedir diyebiliriz. Dolayısıyla bu son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istedik. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı olmuştur. Bu konudaki sorularınızı da devamlı bize iletebilirsiniz. Ve yakında bu konuda biraz daha detaylı açıklamalar bizden geliyor olacak. Çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Selamlar.